Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3 boyutlu bir oya modeli çalışacağız. Ben daha çok seviyorum motifli, oyalı, 3 boyutlu modelleri, oyaları. Şimdi 4 katlı bükülmüş suni ipeklerimiz var malzeme olarak. Yeşilimiz var, pembemiz var ve açık pembemiz var. Değişik pudramsı bir pembe. Şimdi bir de sosyete iğnesi diye iğnelerimiz var ve ben rahat kesebildiğim için böyle bir makasım var. Tüm malzemelerimiz bu kadar. Bu modeli bir arkadaşım istemiş, yapılışını bir kolye ucundaydı. Ben de sizlere bugün bu modeli anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapılışına geçeceğiz. İplerimi hazırladım. Koyu pembe ipimi alıyorum, alamadım. Evet, alabildim. Şimdi esnetiyorum mutlaka. İpleri esnetiyorum arkadaşlar. Hangi ip olursa olsun esneterek çalışmaya başlıyorum. Elimde halka yapıyorum. 3 boyutlu olacağı için başlangıç düğümünü atıyorum buraya. Çeviriyorum. Kapatabilmek için rahat rahat. Hatta açabilmek için. Daha sonra buraya atarak bir tane zürafa oluşturuyorum. Tekrar aynı halkanın içine bir tane daha zürafa yapıyorum. Şimdi 5 tane yaprağım olacağı için 5 tane zürafa çalışacağım buraya. Dört ve 5. Şimdi 5 tane zürafamı yaptım. Halkamı kapatıyorum artık. İpimi geriye atıp ilk zürafama geçerken bir tane zürafa oluşturuyorum. Daha sonra ikinci zürafama geçerken bir zürafa daha. Üçüncü zürafaya geçerken ikinci sıramı da bu şekilde çalışarak tamamlıyorum. Sonra yukarıya çıkarken yaptığım ilk zürafama batıyorum. Bir zürafa yapıyorum. Bugün küçücük bir borum oluştu zaten. Hemen bir sıra daha dolanıyorum. Bu sadece çiçeğimizin derli toplu durması için. Yani kökü uzun yapmıyorum. Ama 3 sıra kök dolandığınızda çiçeğiniz daha derli toplu görünür. Açık gibi görünmez. Açık motifler gibi görünmez. Şimdi 3 sıra yapıyorum. 3 4 5. zürafamda yaptım. 3 sıramı tamamladım böylelikle. Şimdi ilk zürafama geçerken kör zürafayla geçiyorum. Hani yukarıya çıkarken bir zürafa yapmıştım ya ikinci sıraya geçerken. Şimdi onu kaybetmiş oldum böylelikle. Şimdi bunun üzerine 3 tane zürafa çalışacağım. Zürafanın içine batarak bir tane zürafanın içine. 2 ve 3. Şimdi ipimi tekrar geriye getiriyorum. Gözeme işlemi yapmış oluyorum. Biraz da bol getiriyorum. Çünkü hem ortada hem kıyılarda arttırma yapacağım. Normal arttırırken bir düğüm mesafesi, burada iki düğüm mesafesi bırakmanız gerekiyor. Şimdi aynı yere batıyorum. Ve arttırıyorum. Aynı yere batarak bir zürafa oluşturuyorum ki arttırabileyim. Sonra ortadaki zürafaya geçiyorum. Ve araya bir tane zürafa yapıyorum. Daha sonra aynı yere tekrar batıyorum. Üç zürafam oldu. Sonra son zürafama, üçüncü zürafama geçiyorum. Araya bir zürafa. Yine zürafanın içine batarak bir tane daha zürafa. Şimdi 5 tane zürafam oldu. Her sırada aynı şeyi yapacağım. Ortada
Başta ve sonda. Yine ipimi bir tık büyük. Çok gergin olursa son zürafaya batmakta zorlanırsınız. Arttırmakta özellikle. Şimdi aynı yere batıp arttırıyorum. Tekrar yandaki zürafaya geçiyorum. Ve ortadakine geçiyorum. Ondan sonra aynı yere batarak arttırıyorum. Sonra diğer zürafama geçiyorum. Son zürafama geliyorum. Ve yine aynı yere batarak arttırıyorum. Şimdi 7 tane oldu. Bir sonraki sırada 9 tane zürafam olacak. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde çalışarak 9 tane zürafamı yaptım. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde çalışarak 9 tane zürafa oluşturduk ve ipimizi geriye getiriyoruz. Daha gergin getiriyoruz. Artık eksilteceğiz ama çok da gergin getirmeyin. Dediğim gibi son zürafaya batmakta zorlanırsınız. Şimdi hepsine birer kere batarak sırayı tamamlıyoruz ve kendiliğinden bir tane zürafa eksilir. 9 taneydi. Bu sıra 8 tane zürafamız kalacak. Evet, 3 4 Her sırada bu şekilde birer tane eksilterek 4 tane zürafa olana kadar çalışacağız arkadaşlar. Şimdi 8 tane zürafam kaldı. Bismillahirrahmanirrahim. Acele de etmiyorum ama. Bakın 8 tane zürafam kaldı. Her sırada birer tane eksilterek 4 zürafa kalana kadar çalışıyorum. Evet arkadaşlar, 4 tane zürafa kalana kadar çalıştım. İpimle biraz paylı olarak bırakıyorum. Kestim orayı, göstermedim. Evet. Şimdi bu şekilde 5 tane yaprak çalışacağım. Her zürafanın içine 3 tane zürafa yaparak 5 tane yaprak oluşturuyorum. Evet. Şimdi bu şekilde 5 tane yaprağımı oluşturdum. Şimdi bunun kenarını, kontürünü gideceğiz. Açık pembe ipimi alıyorum. Dolaştırdım mı? Evet. Güzel becerdim. Evet. Şimdi hadi bir daha mı dolaştıracağım? Evet, bugün maşallahım var. Evet, şimdi ipimi alıyorum. Şimdi bu başlangıç noktasında kalın olmasın diye şimdi en alta batıyorum. Yani tek zürafanın olduğu yere, 3 zürafadan önceki zürafaya batıyorum. Ve bir tane zürafa yapıyorum. İpimi dış tarafta bıraktım. Arada da yürütmeyeceğim. Sonra keseceğim bunu. En alta bağladım ipimi. Şimdi ilk sıranın kenarına bağlıyorum. Sonra ikinci sıranın kenarına bir zürafa yapıyorum araya. Kontür dolanacağım. Ama küçük yapıyorum. Kontürlerimi çok büyük yapmayın. Hepsine batarak yukarıya kadar çıkacağım. Şimdi uca kadar çıktım arkadaşlar bu şekilde. Şimdi devam ediyorum. Bir sonraki zürafaya batıyorum. Diğerine geçiyorum. Küçük yapıyorum ki zürafalara hafif toplanacak çiçeğim, yaprağım. Şimdi son zürafaya kadar geldim. Daha sonraki zürafaya geçiyorum. Alttaki payımı da
sıkıştırarak saklıyorum ve bir sonraki sürahiye geçiyorum. Yine sıkıştırıp saklıyorum. Alttakine geçiyorum. Bu şekilde aşağıya doğru devam edeceğim. Hafif bakın kıvrıldı zaten yaprağım. En alta kadar ineceğim bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi en alta kadar geldim ve tekrar tekli zürafan olduğu yere atıyorum ve yaprağım kenarını, bu yaprağımı tamamladım. Bakın hafif kıvrıldı. Şimdi tekrar hemen yandaki yaprağımın dip kısmına batarak devam ediyorum. Bu şekilde bütün yaprakların etrafını dolanacağım. Evet arkadaşlar, şimdi 5 yaprağımızın etrafında dolandım. İlk yaptığım düğümün olduğu yere gelerek bitiriyorum. Daha sonra her iki ipimi de kesiyorum, başlangıç ve bitiş ipini. Şimdi bu şekilde kendiliğinden üst üste gelen bir çiçek oluşturduk arkadaşlar. Yapraklar zaten hızlı arttırıldığı için şu şekilde. Bakın bu şekilde bir çiçek oluşturduk. Şimdi bunun çanak yaprağını yapacağız ki biraz daha toparlanacak o zaman çiçeğimiz. Evet arkadaşlar, çanak yaprağı dedim ama değil, normal yaprak olacak bu. Yani görüntü o şekilde olacak. Şimdi yine halkamı yapıyorum. Bu kez 6 tane zürafa çalışacağım içine. 2 3 4 5 ve 6. Bunu 4 sıra çalışacağım bu sefer arkadaşlar. Şundan bir sıra daha uzun olacak. Evet arkadaşlar, 4 sıra çalıştım. Bu bunun içine girince daha hoş olacak, biraz toparlayacak. Onun için öyle yaptım. Şimdi yine ilk zürafama geçerken kör zürafayla geçiyorum. Aynı bu şekilde 9'a kadar arttıracağım. Ondan sonra 0'a kadar eksilteceğim. Evet, bir zürafanın üzerine 3 zürafamı yaptım. Devam ediyorum. Evet arkadaşlar, 9'a kadar çıktım. Şimdi 1'e kadar eksilteceğim. Tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi bir tane zürafa kalana kadar eksilttim. Onun üzerine de geriye geliyorum. Dolaştırıyorum hep. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Evet, bu şekilde yaparak yaprağımı tamamlıyorum arkadaşlar. Şimdi yandaki zürafayı boş bırakıyorum. 6 tane olduğu için 3 tanesine bu şekilde yaprak çalışacağım. Birine yapacağım, birine yapmayacağım. Orada bir tane boş kalacak. Evet arkadaşlar, bu şekilde yaprak kısmımızı tamamladık. Çiçeğimiz de hazır. Şimdi bunları birleştirmek için ilk önce tohumumuzu yapacağız tabii ki. Yeşil ipimi alıyorum. Elimde bir halka yapıyorum. Bunun içine batarak bir tane zürafa yapıyorum. Daha sonra onun içine geriye doğru bir zürafa yapıyorum. Sonra ileriye doğru ve geriye doğru. Daha sonra burayı kapatıyorum. Şimdi burada geriye doğru yaptığım zürafanın içine değil, bir alttaki ileriye doğru yaptığım zürafanın içine batarak bir tane pırpır yapıyorum. Daha sonra bir tane daha. Bu şekilde çalışarak 5 tane pırpır çalışacağım buraya.
5 tane pırpırımı yaptım arkadaşlar ve ipimi uzatarak başladığım yere doğru iniyorum. Ve buradaki ipimi kesiyorum artık. Şimdi açık pembe olan ipim var. Onu alıyorum. İlk baştaki pırpırıma geliyorum. İpimi bağlıyorum. Yine dıştan bağladım. Ve aynı yere batarak bir tane pırpır yapıyorum. Buraya zürafa. Daha sonra yandakine geçiyorum. Ona da batarak bir tane zürafa yapıyorum. Hepsinin içine bu şekilde birer tane zürafa çalışıyorum. Evet. Beşinciye geldim. Ondaki pek olmadı. Onun için hemen onun gerisine doğru bir tane yaptım. Ve ileriye, çünkü sökülürdü. Şimdi keseceğim bunları. Aralarından kesiyorum. İlk baştakini de kesiyorum ipimi. Bu şekilde 5 tane küçük noktacık oluşturmuş oldum buraya. Pembe ipimi alıyorum. Yeşil ipim daha takılı zaten. İlk önce çiçeğimi alıyorum. İğnenin tersiyle içinden geçiriyorum. Tam ortadan çıkartıyorum ki dengeli olsun. Evet. Daha sonra çiçeğimin tohumunu yerleştiriyorum ortaya. Daha sonra bir tane düğüm atıyorum buraya. Yeşil de tutarak. İçten tutturuyorum. Daha sonra ipimi kesiyorum buradan. Diğer yapraklarımı alıyorum, yeşil yapraklarımı. İçinden geçiriyorum. Ve yerleştiriyorum güzelce. İyice oturtmam gerekiyor ki ikisini birbirine dikebileyim. Alttaki kökle beraber. Dikemedim. Evet. Bir tane düğümümü attım. Sonra bunu eğer bir yere dikecekseniz hemen dikmeniz gerekiyor. Eğer dikmeyecekseniz hemen kökteki ipi kesip yapıştırabilirsiniz kolyeye ya da istediğiniz kısma dikebilirsiniz bunu. Evet arkadaşlar, bu şekilde kıvrım kıvrım bir çiçek oluşturmuş olduk. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız. Bunu büyütmek isterseniz 11'e çıkıp 5'te bırakabilirsiniz. Ya da küçültmek isterseniz 7'ye çıkıp 3'te bırakabilirsiniz. Tohum yapmak isterseniz yanına, benim birçok tohum videom var. Değişik değişik bir sürü tohum çalıştım. Onlardan çalışabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum kısmına istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.